Tarihin en ünlü hapishanesi diyebileceğimiz Alcatraz'da mahkumlara sıcak su veriliyordu. Bu kulağa hoş gelebilir ama altında yatan bir plan var. Bu sayede mahkumların kaçmaları halinde buz gibi sudan korkacakları düşünülüyordu. Alcatraz'da hücreler normal hapishanelerden daha küçüktü. Kollar açıldığında duvara değilebiliyordu. Bu küçük odanın içinde banyo, tuvalet ve yatak vardı. Tedbirlerin sıkı olduğu zamanlarda mahkumlar sadece bir saat dışarı çıkabiliyorlardı. Hapishanede 1933 yılından önce kurallar oldukça gevşekti ve koruma minimum seviyedeydi. Hatta mahkumlar, cezaevi çalışanlarının çocuklarına bebek bakıcılığı yapıyordu. Alcatraz hapishanesi direkt olarak mahkum alan bir yer değildi. Genellikle kurallara uymakta sıkıntı çeken mahkumlar gönderiliyordu. Gerçek hapishane koşullarını öğrenen mahkumlar, eski hapishanelerine geri gönderiliyordu. Alcatraz'da kadın suçlu bulunmuyordu. Herkes erkekti. Ayrıca, kadın gardiyan, doktor ve yönetici de bulunmuyordu. Suçlular yıllar boyunca hiçbir kadın sesi duymadan yaşadı. Son derece ilkel koşullardaki hücrelerde kalan mahkumların her şeyi numaralıydı. Giydikleri kıyafetler, yedikleri yemekler, yazdıkları mektuplara kadar her şey kontrolden geçirilirdi. Yeni gelen mahkumlar, 4 haneli numaralara sahipti. Bu sayede yeni gelen suçlular ayırt edilebiliyordu. Herkes 1962'deki Frank Morris, John Anglin ve Clarence Anglin'in Alcatraz'dan büyük kaçışını bilir. Akabinde, bir yıl sonra Alcatraz kapatılmıştı. Ama bundan çok daha önce, 1945 yılında John Dillies isimli mahkum, çamaşırhaneden aldığı bir üniformayı giyerek Alcatraz'dan kaçmış. Ama yakınlardaki Angel Adası'na geldiğinde tekrar yakalanarak Alcatraz'a gönderilmiş. Alcatraz hapishanesi, birçok ünlüye de ev sahipliği yaptı. Bunlardan biri de Al Capone'du. Al Capone, Alcatraz'a gönderilmeden önce Atlanta'da hapis yatarken oldukça rahattı. Gardiyanlara rüşvet veriyor ve neredeyse her istediğini yapıyordu. Alcatraz'a geldiğinde şartlar o kadar zordu ki, Alcatraz'da inanılmaz zorlanacak gibiyim, dedi. Alcatraz, zorlu mahkumların bir eğitim merkezi olduğu için çok disiplinliydi. Şartlar o kadar zordu ki, bazı mahkumlar tutukluluk süreçlerinde delirdi. Birçoğu intihar etti veya kendini yaraladı. Bir mahkum, gözlük camı ile boğazını kesmeye çalıştı, bir diğeri sol el parmaklarının tamamını kesti. Alcatraz Adası, şu an bir turistik yer olmuş durumda. Hapishane ise müzeye dönüştürüldü. 2008 Şubat ayında hapishanenin yıkılması için bir referandum yapıldı ve %72'lik çoğunlukla reddedildi. Yılda 750 bin ziyaretçinin gittiği ada şöhretini korumaya devam ediyor.